Burada bitince şöyle oradan da kapatayım. İkinci Amen.
والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Allah'a sonsuz hamd sana, Resulü Edibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'ne selam ve selam olsun. Çok kıymetli ve değerli Müslümanlar ve mümin kardeşlerim ve büyüklerim, başta hocamız, hoca efendiler, birçok zahmet ve meşakkatlere katılarak bu Kur'an ziyafetine teşrif buyurdunuz. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak her adamımızın mukabilinde bu mükafatı ihsan eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinde müjdesi var. Yani Allah yolunda bir kişi ayağını toza, çamura ulaştırırsa Allah Teala Hazretleri onun vücudunu cehenneme haram kılar. Bu hadisin sırrına Cenab-ı Hak cümlemizi mazhar eylesin. Ben size razı nasihat edecek değilim. Allah sizden razı olsun. Bu Kur'an ziyafetlerini cemaatler, Müslümanlar, müminler şereflendirir. Burası bir cennet bahçesidir. Allah Teala Hazreti buradan o nasibini alan kullarından bize eylesin. Ben kısaca bir şeyler arz edeceğim. Hani aklıma bazı şeyler gelir, ben onları o erhamları aklımdan çıkarmak için. Her icazetten olduğu gibi burada Müftü Efendi bulunmadı, nazar dikkat çeker. Aslında bunun kabahati bizimdir. Biz yani bu ilçe çapında yapılan icazetlere bunu yetiştiremedik. Kavuşturamadık. Müftü Efendi bu ilçeye ait olan Kur'an kurslarının son icazet marasımını kapattıktan sonra bizim haberimize gelmiştir ve bu hususta kendisi hakledip buraya gelmemiştir. Bir hususu da arz edeceğim. Burada aslında 5 tane hafız vardır. Mezun olan hafızların bir tanesi İstanbul'dadır, gelememiştir. Orada bir işte çalışıyormuş. Yani yerimizde 5 tane hafız diye yazmıştık. Sonradan iade ettiğimiz hafız yine bizden okumuştur. Bundan birkaç sene önce icazet marasımına katılamamıştır. Yapılamamıştır. Bunlarda bereket vardır. Hoca Efendilerin hürmetini almak vardır. Cemaatin hüsniyetini almak vardır. Hani himmetur rical emrahul cibal, kişilerin himmeti dağları yerinden alarak koyar. Müminlerin o kadar gücü vardır. Bu bakımdan bu hafız kardeşimize katmış bulunuyoruz. Mezun olan hafızlardan bir tanesi gelememiştir buraya. Bu da daha önceden mezun olmuştur. Bir hususu da anlatayım. Değerli müminler, gereken hizmet süreci yapamamıştır. Bazı eksikler olabilir. İnsan yaratılış itibariyle eksiktir, noksandır. Acizdir. Tabii ki bu hususta ben köyüm adi nami hesabına hepinizden üzül diliyorum. Allah size razı olsun, teşrif ettiniz ama hani şöyle biraz daha kalabalık olsa, hocam daha çok olsa alayı arz ederim ama aynı şeye de söyleniyor. Belki insanların nefsi katında küçük görünen şeyler Allah katında daha büyük olabilir yani. Onun için bu nefis, o cümleye izah ediyoruz. Hocamız, üstadımız duayı yapmak üzere kürsüye teşrif buyursunlar. Allah cümlenizden razı olsun. Yemek ihtiyacı olanlar yemeklerimiz hazırdırlar. Böyle burayı bırakıp da gitmesin. Yemek ihtiyaçlarını teyir etsin. Hem azından sonra yine şehir devam ediyor. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah.
Ve onun tehlikelerinden, sıkıntılarından bizi Cenab-ı Hakk'a muhafaza.
45 tane. Canım ister ki 25 tane olsun. En azından. İnşallah Mevlam beklemiş o anda. Yalnız 5 tane daha az değil mi Müslümanlar? 25 de olsa çok değil, 5 tane de olsa az değil. Ucun bu kadar. İnşallah Mevlam devamını nasip eylesin. İşte bu yavruların gerek velilerinin kalplerine Allah Teala Kur'an sevgisi koysun ve kendilerinin de gönüllerine ki bakıyorlar olan hafızlar okuyunca inşallah merak ederler. Velilere de merak ederler. İşte bu yavruları teslim edersiniz hocam ellere. Allah da yardım eder. İnşallah diğer dualarda efendim böyle 5 tane değil de 15-25 tane hafız karşılaştılar. Ve şunu da unuttum diye söyleyeyim. Biliyorsunuz bugün muhterem Müslümanlar, cemaatler, insanlar eskisi gibi dayanıklı değiller. Gerçi inanç meselesi bu. Bakıyoruz mesela Zimba'dan buraya gelen var. Mesela aşağıdan da biz geldiğimiz ama aslında az sayılır. Çok değil. Ama Zimba'dan buraya, Beyçiler neredeyse eve gelen olmuş yani. Bir eskiden olur. Fakat bu eski insanların cesaretleri ve inançları yerlerde hele cesaretleri yok. Şimdi her yere vasıtaya geliyor. Şunu hatırlatmak isterim ki yani bugün eğer niye vasıtaya bu kadar yanaşmasaydı etimiz de gerekecekti. Çünkü biz de habere gez aldık. Dün efendim bir yere davetliydik, akşam bir yere davetliydik. Hatta akşam buradan aşağı gelen hızı da yalan oldu. Sağ olsun der ama biz gelemedik çünkü başka bir yere bekliyorlar. Madem ki Mevla lütfetmiş bu nimetleri efendim gönlümüzde İhsan etmiş bunlar, inanan insanlar da faydalansın. Müslümanlar da faydalansınlar. Niçin bizim efendim namaz gibi hepli ablalarımız, çocuklarımız, analarımız hala derinden yukarıya sırtlayıp kaçsınlar? Bugün beynamazlar, efendim hayasızlar, ahlaksızlar, efendim değil yük taşıma, evlerine kadar arabadan giyerken, çıkarken, istedikleri yere giderken, biz hiç olmasa ya, mahallelerimize kadar zavallı ihtiyaçlarımız üzerinde o kalemize ve derince biz de o analara, o bacılara, o yavrularımıza yani edepli, edepli hayali olan, imanlı olan yavrularımıza bir hizmetimiz olalım. Yani Allah rızası için bundan kaçmayalım ve bu işi mutlaka yapalım. Ben bunu ayrı bir yoruma girmiyorum. İnşallah diyorum, ben dua ederim. Bir acil duaya böyle bütün uzaklardan cemaatlarla beraber caminin yanına geleceğim ve bu cemaat Allah'ın izniyle olsun bundan çok kat kat daha fazla olsun ve gelen cemaat da hep birden bu mahallelerle efendim gayri milli, gayri ahlaki eğitim yönüyle gelip